Malazgirt ruhu ve manevi iklimi için biz ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Kocaeli Muşlular Derneği olarak bir araya geldik ve orada fikir teatisinde bulunurken gerçekten biz bir proje geliştirelim. Gebze Belediyesi ile Malazgirt Belediyesi'ni kardeş şehir ilan etmek için bir heyet oluşturalım ve belediye başkanımıza gidelim. Bu manada bir proje geliştirelim ve yolumuza devam edelim. Projenin gelişebilmesi için ilk önce bunun ruh yapısı, yani fikir yapısı nedir? Niye böyle bir şeyde yola çıktık? Biz biliyoruz ki ben şahsen acizane fikrim olarak Malazgirt ruhu ve manevi iklimi 1000 yıl önce, yani 1071 yılında dünyanın, insanlığın ve ümmetin yaşadığı olumsuzlukları, ayrılık gayrılıkları, zilleti, zulmü, o günkü haksızlıkları, adaletsizlikleri nasıl o gün Alparslan 1071 Malazgirt zaferiyle sona erdirmiş, insanlığı ve İslam alemini rahatlatmışsa, bugün de dünyada yaşanılan adaletsizlik, zulüm, zillet ve ayrılığı gayrılığı İslam dünyasındaki dökülen kanın durması için gene Malazgirt ruhu ve manevi iklimi ışığında Türk milletinin liderliğinde ümmet bilinciyle eğer ortaya çıkarsak gerçekten dünya ve insanlık, İslam alemi huzur bulacağına inandığımız için böyle çalışmalarımıza devam ettik ve böyle çalışmaların neticesinde o fikrimiz doğdu ve bu projeyi tertipledik, İçişleri Bakanlığımıza sunduk. Ve Allah razı olsun, İçişleri Bakanımızın hem kendisinden hem de personelinden vesile oldular. Böyle bir projeyi de kabul ettiler. Gerekli çalışmalarımızı başlatmak için vesile oldular. Belediyede protokol, kardeş şehir protokolü imzalandıktan sonra konunun ehemmiyet ve önemi hakkında hocalarımız orada olacak, belediye başkanlarımız orada olacak, Muş Alparslan Üniversitesi'nin rektörü orada olacak ve bu konunun hakkındaki önemi, ehemmiyeti dile getirecek konuşmaları olacaklar. Ondan sonra da bütün insanlarımız bilgilendirilecek, projemiz orada tanıtılacak. Atalarımızın taşına toprağına ruhunu üflediği Anadolu'nun kadim şehri. İhtişamlı tarihi, kültürü, abidevi eserleri, folklorik değerleri, inançla yaşattığı gelenek ve göreneğiyle Türk-İslam medeniyetinin durağından biri. Sıcak güneşi, soğuk karı, lalesi, üzümü, endemik bitkileri, zengin flora dokusunun oluşturduğu renk harmonisi ve insana sonsuzluk duygusu veren uçsuz bucaksız ovasıyla Anadolu'ya açılan kapı. 1071 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'yla Türklere Anadolu'nun kapısını açan Muş, yalnız Anadolu'nun değil, kendi kaderini de değiştirerek tarihi yeniden yazmıştır. Malazgirt Savaşı, Türk-İslam hakimiyetini bu topraklarda ebedi kılmış ve Cumhuriyet kurulduktan sonra 1935 yılında vilayet olmuştur. Doğu Anadolu'da yer alan eski çağlarda Taron diye bilinen ve ismi daha birçok efsane ile ilişkilendirilen Muş, sulak ve verimli topraklar anlamına gelmektedir. Aladağ'dan doğan, Muş Ovası'ndan Menderesler çizerek geçen Murat ve Karasu nehirleri, bu topraklara binlerce yıldır hayat veren isminin ilham kaynağı olduğu su kaynaklarıdır. Buradaki Urartu, Bizans ve İslami dönem kalıntıları, geçmiş medeniyetlerin izlerini saklamaktadır. Dini ve sivil mimaride Selçuklu etkisinin görüldüğü Muş'ta, zaman zaman Osmanlı izlerine rastlanılmaktadır. Özellikle Mollakent beldesinde bulunan antik kent ve buradaki kalıntılar, Ahlat'taki mezar taşlarıyla benzerlik göstermektedir. Muş Ovası, yaz aylarında kilimlerinin renkli tonlarına bürünür. Sonbaharda ressamlara ilham veren eşsiz görüntülere, kışınsa gelinlik beyazına. Doğa, özellikle Mayıs başlarında en güzel hediyelerinden birini verir Muş Ovası'na. Kırmızı görünümüyle Muş lalesi şehrin sembolü olur. 16. yüzyılda Avrupa ülkeleri Muş lalesinin soğanından, adı Hollanda ile özdeşleşen laleler üretmiştir.
Muş, Anadolu türkülerinin en önemli temalarından birisini oluşturan telli turnaların üreme alanıdır. Ayrıca nesli hızla tükenmekte olan toy kuşları ve birçok kuş türünün vatanı Muş Ovası'dır. Bu milletin Anadolu topraklarına girişinden itibaren kapı aralamış, durak olmuş, meşru deva bulmasına hem fikren, hem zikren, ilmen, irfanen, yani o gün bu topraklara girerken sadece kılıç zoruyla veya kılıç hamleleriyle bu millet bu topraklara girmemiş. İlmiyle, irfanıyla, kültürüyle, medeniyetiyle ve tüm değerleriyle bu topraklardan giriş yapmış. Aksi takdirde Bizans kapılarına dayandığı zaman Bizans'ın haçını görmektense Osmanlı'nın kavunu görmeyi tercih ederim diyen bir millet karşılamış bu milleti. Niye? Batı emperyalizminde o günkü şartlarda o günün emperyalist gücü olan Roma, Bizans İmparatorluğu'nda zulüm vardı. Sadece kendi toplumuna zulmetmekle kalmıyordu. Tüm halklara, uluslara zulmediyordu. İşte böyle bir dönemde bu millet Anadolu'dan, Ahlat'tan, Malazgirt'ten bu topraklara dediğim gibi irfanıyla, ilmiyle, ticaretiyle her şeyle bir örnek insan modeli olarak girdi ve örnek olarak daha kılıçla gitmeden o günkü ticaret erbabıyla, ahi evranlarıyla, kültürüyle önden gitti. Önden o insanların gönüllerini fethetti. Daha sonra da ordular arkasından yol aldılar, yola revan olup geldiler. O gün bugündür, bin yıldan beri bu topraklarda daima adaleti yaşattık. Zulme hiç başvurmadık. Zaman zaman kendi içimizde kardeş kavgaları oldu mu? Oldu. Zaman zaman ihtilaflarımız oldu mu? Oldu. Zaman zaman taht kavgaları veyahut da iktidar kavgaları oldu mu? Oldu. Tarihte yok sayılabilecek hiçbir şey olamaz. Var oldu mu? Oldu. Ama bir şeyi hiçbir bu millet en son 15 Temmuz'da olduğu gibi bütün her şeyi bir tarafa bırakıp yine o yerleşik ruhunu, yerleşik şeyini, tutum ve davranışını ortaya koymuştur. İnşallah bunu İstiklal Harbi'nde de, Kurtuluş Savaşı'nda da, A'dan Z'ye tüm bu topraklarda yaşayan ve kültürünü birleştirmiş bu insanlar bu toprakların savunmasında beraber omuz omuza rol aldılar ve nihayetinde asla tarih boyu vazgeçmediği hürriyetini, bağımsızlığını, namusunu ve devletini, bayrağını terk etmedi, terk etmeyecek inşallah. Malazgirt'ten Anadolu topraklarına giriş yaptık ama Bizans'a giriş kapısı da Gebze'den gerçekleşmiş durumda. Hayırlı hizmetlerde, hayırlı kararlar almada inşallah tarihe, kültüre ve tüm değerlerimize katkıda bulunma konusunda güzel hizmetler icra edildi diyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Tamam. Malazgirt Belediyesi Kardeş Belediye Protokolü tanıtım programına hepiniz hoş geldiniz. Vatanımız uğruna başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna mücadele veren kahramanlarımız için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum.
aptal bir topraktır artık. Onlara ebedi yurtlarının kapısını açacak sultanın arkasında saf tutup namaz kılmış, zafer için Allah'a dua etmişlerdir. Sultansa o an derin düşüncelere dalmış, namazdan sonra ettiği dua da aklına gelmiştir. Ya Rabbi, seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım, niyetim halistir, bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret. Şahsım ve Gebze Ticaret adına saygı ve sevgiler selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1071 Malazgirt'te Anadolu'yu açan kapıdan umuda, kültüre ve geleceğe uzanan dostluğa hep birlikte tanıklık ettiğimiz özel bir gün. Gebze ve Malazgirt Belediye Başkanları, kardeş belediye başkanı protokolünü biraz önce imzaladılar. Ben her iki belediye başkanına da teşekkür ediyorum. Gerçekten hem doğduğum yer hem de doyduğum yer. Ben her zaman şunu söyledim. Doğduğumuz yeri de unutmayacağız ama doyduğumuz yeri de unutmayacağız. Ama çok değerli bir hocam, Önceli Üniversitesi'nin Yusuf abi var aramızda, Yusuf Tuğla. Onlar bir gün bir hocama geldiğinde bana şunu söylemişti, gelen değerli hocam. Demişti ki, doğduğunuz yer tamam, doyduğunuz yer de tamam. Ama gerçek dostlarınızın olduğu yer, sevgiyi, acıyı paylaştığınız yer sizin yerleşim alanınızdır. Her coğrafyanın, her bölgenin, her ilin kendine göre güzellikleri var. Demin sonunda da izledik. Sakarya'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den Sarıkamış'a, Sarıkamış'tan Afyon'a kadar her yer bizim. Türk bayrağının dalgalandığı her yer bizim gönlümüzde yer edinmiştir. 26 Ağustos 1071 tarihi milletimizin kaderinin belirlendiği çok önemli bir role sahip bir yerdir. Evet, Anadolu'nun kapıları bize Türklere buradan açılmıştır. Ama Cumhuriyet'in kuruluşuyla taşlanan, döneme kadar uzanan 1000 yıllık bir süreç vardır Malazgirt topraklarında. Malazgirt'in bir önemi de doğuya giriş, Anadolu'ya giriş Malazgirt denir. Batıya başlangıç İstanbul'dandır. İstanbul'u fetheden o komutanın güzel bir sözü var. Der ki, Fatih Sultan Mehmet Han, ben toprakları değil, şehirleri değil, gönülleri fethetmeye geldim diyen bir heyecanın torunlarız. Fatih Sultan Mehmet Han ruhunu Gebze'de Fatih'in otağında teslim etmiştir. Biz ona her zaman rahmetle, minnetle, diğer gazilerimizi, kahramanları anladığımız gibi anmak zorundayız. İki kente baktığınız zaman köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yer. Demin sonunda izledik. Endüstrinin başkenti, sanatın başkenti ama tarihin de yoğun olduğu bir yer. İstanbul'un fethinde Sakarya'da, Çanakkale'de, İslam Cadresi'nde aynı heyecan, aynı inançla yoluna devam eden şanlı ordumuz tarihin akışına Malazgirt topraklarında yayınlanmıştır. Malazgirt, Türkiye'nin kimliğinin bir başlangıç noktasıdır. Sevgili katılımcılar, bizler Gebze Ticaret Sokak Budalar arasında çok programlar yaptık, çok kardeşlik köprüleri kurduk. İş insanları olarak bölgemize tanıtımına katkı sağladık. Bu aradaki bağların çok faydalı olduklarına inananlardan biriyim, ben ve çalışma arkadaşlarım. Ama bugün hep birlikte hem biraz önce belediyede bir protokol imzalandı, burada da tarihe tanıklık ediyoruz. Demek ki kültürlerin kaynaşması, birlikte bir arada yaşadığımızın farkında var. İki bölgenin kardeş belediye olması hem iki bölgenin insanı mutlu edecek hem de bu ülkenin kalkınmasına öncülük edecek diye düşünüyorum. Bu sebeple bu atın adımı çok ama çok önemsiyorum. Biz iş insanları olarak şunu biliyoruz. Kentlerin birleşmesi, kaynaşması o iki kentteki insanların sosyalleşmesine de katkı sağlar. Tarihi mirasa sahip çıkma, ekonomik işbirliği, sürdürülebilir kalkınmaya da çok ama çok destek olur diye düşünüyorum. Bu iki belediyenin kardeş belediye olmasında emeği geçen çok değerli Muş Üniversitesi'nin rektörüne, Muş Vakfı'nın çok değerli başkanına, İdirenk Platon'un çok değerli başkanına, aynı zamanda Muş Dernekleri Başkanı Kıyasettin Bey'e gerçekten
Çok teşekkür ediyorum. Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin Hollanda'ya yaptığı ihracatın tamamından 1,5 katı fazlasını tek başına 11.200 milyar dolar ihracat yapmakta. Ben Gebze'yi tanımlarken çok değerli kaymakamım, belediye başkanım şunu söylüyorum. Uyuyanlar çok gezen var. 774.028 nüfusumuz var. Son nüfus. Gebze'nin tek başına 382 bin nüfusu var. Gebze Kocaeli'nin en büyük ilçesi. İzmir merkezden 14 binden fazla. Darıca 3. ilçemiz. Bunlar ilerisi için sevindirici şeyler. Gerçekten. Biz hem bölgenin gelişmesine hem de ülkenin gelişmesine katkısalım. TÜBİTAK, MAN, TÜSİDE, TESE gibi, Bileşim Vadisi gibi hiçbir yerde yerleşkesi olmayan şeyler Allah bu nimetimize vermiş. Gebze'de yerleşkeleri var. Bugün bir bileşim vadimiz var. Milli proje değil, uluslararası bir proje. Bugün Türkiye'nin otomobilinin beyni orada atıyor, kuruluşun beyni. 74 tane kuruluşkan merkezleri var. 500'den fazla çalışanları var. Bu bölgede sadece tek başına, değerli hocam daha iyi bir 106 tane ARGE merkezi var. Üniversite geldikten sonra Sanayi Üniversitesi İşbirliği'ne yaptığı katkılardan bahsediyorum. Sadece bu bölgede 18 tane tasarım merkezi var. Günlük nüfusumuz 1.300.000-1.500.000 ama biz 71 ilin toplamından fazla vergi veriyoruz. Ben buradaki sanayiciyi, tacirci, tüccarı, iş insanlarını görevden tutuyorum. Buranın Türkiye'ye örnek olmasını istiyorum. Hep Gebze'yi anlatırken diyorum ki siyaset Ankara'dan yönetilir ama ekonomi Gebze'den yönetilir. Bilim, teknoloji, sanayi, tarih, kültür ve turizm merkezi Gebze'deyiz. Fatih Sultan Mehmet'in 1481 yılında Üsküdar'a sancak dikip doğuya sefer yapacağını ilan etmesi üzerine Hünkar Çayırı'nda otağını kurduğu ve hayata gözlerini yumduğu yerdir. Gebze, doğal güzellikler manzumesidir. Camileri, külliyeleri, kervansarayları, türbeleri yanında Ballı Kayalar Tabiat Parkı'nın sahip olduğu güzellikler, tarihi ve mistik kokusuyla Eskihisar Köyü ve Kalesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi de birçok ziyaretçiyi buraya çekmektedir. Tarihte üstlendiği kimliğini ticaret ve sanayide de başarıyla devam ettirmektedir. Sahip olduğu iş kollarının çeşitliliği ve üretim gücüyle ekonominin kalbi burada atmaktadır. Her geçen gün nüfusu artan Gebze ilçesi, TÜBİTAK, Organize Sanayi Bölgesi, Teknopark, Bilişim Üssü ve Üniversite gibi birçok ulusal ve uluslararası firma, kurum ve kuruluşun merkezi durumuna gelmiştir. Karan çadırı kurdum düzey, karan çadırı kurduk düzey, ha döndü güzey, sen niye gelmedin bize, niye gelmedin bize, uzaktı yollarım o. Uzak, düşman kurmuş bize tuzak. Kiraslar, erikler, elmalar, armutlar, Allah ağaçlar, sular, ördekler, kayalar çok güzel olmuş.
sanayi, spor, kültür ve turizmde Kocaeli'nin marka değeri taşıyan ilçelerinden birisidir Darıca. Tarihi kalesi, modern tatil merkezine sahip Bayramoğlu Yarımadası ve sahili, Uluslararası Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, çınar ağaçları ve deniz feneriyle kültür ve turizmde geleceğin cazibe merkezidir. Şirin mi şirin, çiçeği burnunda nadide bir ilçe Çayırova. Otomotivden kimyaya, gıdadan çeliğe, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne güç katan Çayırova, her geçen gün büyüyen ekonomisinin yanı sıra sağlık, eğitim, spor, kültür ve sanat merkezleriyle büyüyen ve gelişen bir ilçedir. Dinamik nüfusu, sanayisi ve üretimdeki potansiyeliyle geleceğin finans, fuar ve kongre merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Tarihte Batı medeniyetinin varlığında hep yıkım vardır, zulüm vardır, öldürme vardır. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de bütün mazlumlar coğrafyasında yaptıkları gibi yaparlar. Taş üstünde taş koymazlar. Ama Fatih İstanbul'a girdi, hiçbir kiliseye dokunmadı, hiçbir sivil yerleşime dokunmadı. Biz imar eden, mamur eden, yaşatan ve nihayetinde insanın yaşaması için onun can varlığının da bir kutsal emanet olduğunu kabul eden bir medeniyetin sahipleriyiz. Bu duygularla bizim alperenlerimiz 1071'den önce de Anadolu topraklarına girmişlerdi. Ticaret erbabımız Anadolu topraklarına girmişlerdi. Ve nihayetinde Alparslan bu topraklara gelmeden önce bu topraklarda gönüller fethedilmişti, altyapı hazırlanmıştı. Lojistik destek içeriden sağlanır hale gelmişti. Askeri anlamda da, stratejik anlamda da nihai son noktadır Alparslan'ın büyük mücadelesi. Daha sonra Fatih İstanbul'u ve nihayetinde kimi yamyam, kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela diye tarif ettiğimiz İstiklal Harbimiz, Çanakkale Harbimiz, onlar da birer dönüm noktasıydı milletimizin tarih sahnesindeki ve en son bir denemeyi de 15 Temmuz'da yaparak bu milletin bam teline dokunmanın ne anlama geldiğini o günde yine bu millet o ruhundaki dirilişi sokağa taşılarak, bayrağına sahip çıkarak, geçmişine ve geleceğine sahip çıkarak ispat etmiştir. Bütün bunların sembolü olarak biz Malazgirt Belediye'mizde kardeş şehir protokolünü biraz önce imzaladık. Bu imza aşamasına gelinceye kadar düşünce olarak gündeme getiren, önerilerde bulunan, gündeme taşıyan ama asıl bunun altına resmi olarak imzasını atan tüm meclis üyelerimize, meclis grubumuzdaki tüm meclis üyelerimize, siyaseten desteğini esirgemeyen tüm siyasi partilerimize biz buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü burada sadece ve sadece geçmişe sahip çıkmak vardır, geleceğe sahip çıkmak vardır ve bu anlamda da birlik, beraberlik ve geleceğe dönük her türlü proje veya her türlü sahiplenmesi gereken değere sahip çıkma tutum ve davranışı vardır. Ben canlı gönülden onlara teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de gerekli çalışmalar beraberinde zaman içerisinde yürütülecektir diyorum. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize, Malazgirt'imize, Gerçekimize, ilçemize hayırlar olsun.
Bu kardeşliğimiz eminim sadece kağıt üzerinde kalmayacaktır. Biz buraya gönül kardeşliğini de kurduk. Gönlümüze imza attık. Allah nasip ederse bu yıl 949. yıl dönümünü kutlayacağız Malazgirt etkinliklerini. Buradaki bütün hazırımı davet ediyorum. Malazgirt'i tanımak için önce Malazgirt'in ruhunu bilmek lazım. Maalesef Malazgirt bugüne kadar tarih kitaplarının dışına çıkmamıştır. Herkes Malazgirt'ten bahsediyor, bütün devlet erkanı ama Malazgirt'i tanımak için gidip o ruhu, o toprakları görmek lazım. Malazgirt ruhu, kardeşlik ruhudur, birliktelik ruhudur. Sultan Alparslan'a gösterilen sadakat ruhudur. 949 yıl önce Sultan Alparslan'ı hiç tanımadıkları halde sadece Müslüman oldukları için ümmet sancağının arkasına katılarak şehadete doğru gittiler. Yani orada hiç kimsenin bir daha geri dönme şansı yoktu. Onlar oraya şehit olmak için gittiler. Ve bu toprakları da bize emanet ettiler. Sultan Alparslan büyük savaşı kazandıktan sonra Roman Diyojen'i esir alır. Sultan Alparslan sadece bir komutan değil, merhametiyle, yönetimiyle, İslami terbiyesiyle büyük bir komutandır. Ve ordusunun başında zırhını çıkararak kılıcıyla savaşan bir komutandır. Çadırında, otağında Roman Diyojen'e soruyor. Ona ama esir muamelesi yapmıyor. Daha önce ona karşı isyan eden kardeşlerini bile affeden büyük bir komutandır. Defalarca Roman Diyojen'e soruyor. Sen hiç tarih okur musun? Tabii şaşkın bir vaziyette. Hayır, okumam. Neden sordu? İşte diyor, tarihini bilmeyenlerin sonu senin sonun gibi olur. Malazgirt küçük bir ilçe olabilir. 21 bin nüfusu olan merkez nüfusu. 21 bindir. Köylerle birlikte 60 bine yakın bir nüfusumuz var. Biz 1990'dan bugüne kadar her yer göç vermeye başladık. Maalesef üzülerek söylüyorum, 2014-2015 olaylarında 3 ayda 13 bin insanımız göç verdi. Önce o Malazgirt ruhunu Malazgirt'in gençlerine, çocuklarına aşılamamız lazım. Bu barış, kardeşlik ruhunu önce kendimizden başlatacağız. Ahmet Haluk Dursun hocam Malazgirt'e gelmişti. Çok güzel bir lafı vardı. Dicle Üniversitesi'ne giderken Sayın Kamakam'la birlikte biz kendisini karşıladık. Dicle Üniversitesi'nden bir kız öğrenci kendisine saldırıyor, hakaret ediyor. Sizin bu üniversitede ne işiniz var? Kızım demişler, bir dur, bir sakin ol. Nedir sorunun? Yok işte sen yazarsın ama hep Tuna'nın kuzularından bahsediyorsun. Diyor ben bir an afaladım. Kızı haklı gördüm. Ya biz Tuna'dan bahsederken Dicle'yi unutmuşuz. Fırat'ı unutmuşuz, Murat'ı unutmuşuz. Ve orada dedi ki biz bundan sonra işte Tuna'nın, Fırat'ın, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Bizim amacımız da budur. Hem sosyal hem ekonomik projeler hazırlamaktır. Bu sene Allah nasip etti, altyapımızın hemen hemen %65'ini bitirdik. Bizim amacımız orada İslam'a dayalı projeler hazırlamak. Orada buraya göçü durdurmak. Savcı Sayan'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güzel bir lafı verdi. Sayın Cumhurbaşkanım dedi, siz İstanbul'a 3., 4., 5. köprüleri yapacağınıza işte Ağrı'ya, Muş'a, bu tür taşra bölgelerine ağırlık verin, yatırım yapın. 4. 5. köprüyü yapmanıza gerek kalmayacak. Onu yapacağınız bir köprüyü işte Muş'a, Ağrı'ya. Yatırım yapmamız lazım, istihdam sağlamamız lazım. Bizim gençlerimiz daha belki 6 yıldır yeni düğünü yapmış bir genç karısını, çocuklarını bırakıp ta buralara çalışmaya geliyor. Ve 6 ay, 7 ay veya 1 sene, 2 sene burada kalıyor. Bunlar bizi incitiyor. Tamam her taraf bizim topraklarımız, hepsi de bizim gençlerimiz ama biz bu gençlere istihdam sağlamak zorundayız. Malazgirt ruhu gerçekten önce Malazgirt halkından başlaması lazım. Bizim de sizden ricamız, Malazgirt sadece Malazgirtlerin değil, hepimizin, atamızın, ecdadımızın topraklarıdır. Malazgirt eğer bugün geri kalmışsa sadece bizim eksiğimiz değil. Bugüne kadar devleti yönetenlerin ve bugüne kadar Malazgirt'i düşünmeyenlerin eksiğidir bence.
Buradaki bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Kendi halkım adına saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sultan Alparslan kılıcını kınından çıkarıp havaya kaldırır. Gür sesiyle tarihe geçecek o ünlü konuşmasını yapar. Burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader onun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte savaşmakta veya savaşmamak için uzaklaşmakta serbestsiniz. Selçuklu Devleti'nin sadık ve cesur askerleri, sultanlarına olan sonsuz sadakatlerini hep bir ağızdan haykırırlar. Sultan Alparslan, Allah için savaşa başlamadan önce sözlerine şöyle devam eder. Ey askerlerim! Eğer şehit olursam bu beyaz elbise benim kefenim olsun. Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır. Ve sultan korkusuzca atını ileriye, düşmanın kalbine doğru sürer. Zafer Sultan Alparslan ve Selçuklularındır. Biz şanlı, aziz, Müslüman Türk milletinin kıymetli evlatlarıyız. Elhamdülillah. Cenab-ı Allah'a bizi böyle bir milletin evladı olarak dünyaya getirdiği, yarattığı için ne kadar hamdü senalar etsek, şükretsek azdır. Bunun da tabii bir efendim üzerimize yüklediği tarihi sorumluluğu vardır. Bize düşen asil ecdadımızın yolunda yürümektir. Anadolu atalarımızın bizim için yurt olarak seçtiği bir topraktır, vatandır. Bundan sonra 950 senedir bu topraklarda yaşadık. Kıyamete kadar da Allah nasip ederse bu topraklarda bizim çocuklarımız yaşayacak. Ya üstünde yaşayacağız ya altında yaşayacağız. Bize muhakkak ki yüzyıllardır insanlık öğrettiğimiz emperyalist güçler diz çöktürmek için çaba sarf edeceklerdir. Geçmişte ettiler. Bundan sonra edecekler. Bize de düşen birlik beraberliğimizi daim eylemek, aramızdaki muhabbeti arttırmak, işbirliğini arttırmak. Ümit ediyorum ki bu toplantılardan Malazgirt'imize hayırlar çıksın başta olmak üzere. Oraya ekonomik anlamda, ticari ilişkiler anlamında bir değer katabilirsek ne mutlu bize. Ama şunu da söylemem lazım ki bu konuların burada uzun uzun konuşulmuş olması da zaman kaybı değil asla. Son derece kıymetli. İki, tarih bilincimizin her vesileyle gençlerimize aktarılması için bir fırsat, o bakımdan da önemli. Bu çok önemli, çok anlamlı bir toplantı. Gönül Köprüsü'nün yeniden ihyası ve inşası ile ilgili bir toplantı. Maalesef bu coğrafya bize atalarımızdan miras ve bu coğrafyada bir cihan imparatorluğu kurulmuş bir coğrafya. Ama bu coğrafyadaki insanları bir arada tutan harcımızın çimentosu zayıflamış, sular katılmış, başka şeyler katılmış, zaman içerisinde kopmalar olmuş, zaman içerisinde parçalanmalar olmuş ve maalesef yıllardır Anadolu'nun birçok köşesinde, doğuda, güneydoğuda ülkemizin birliğine, beraberliğine, dirliğine karşı ciddi bir kalkışma var, ciddi bir sıkıntılar. Bu bizim içimizden kaynaklanan bir şey değil. Bu Cumhuriyetimiz kuruldu kurulalı. Hatta ölersek Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri bu ülkenin toprakları üzerinde oyunlar oynamaya gelmiş ve hesaplar yapılmaya başlanmış, yapılmış. Zayıf olduğumuz zaman maalesef başarılı olmuşlar. Ülkenin dirliği, birliği, kardeşliği zarar görmüş. O zayıf noktalardan, zamanlardan birisi de 70'li yıllar olmuş. Ve Anadolu'da bir hareket başlamış. Yani bu hareketi ırk üzerine bina etmişler. Daha sonra din üzerine Ali Hüsnü'nün çatışması, işte bir süre sonra sağ sol çatışmasıyla bu memlekette kardeş kavgası çıkartılmış
binlerce genç insan birbirini öldürmüş. İşte nihayet geldik 15 Temmuz'da yine bu memleketin kardeşliğine, birliğine karşı bir hareket yapılmış. Çok şükür milletimiz bir beraber olmuş, kardeş olmuş, büyük olmuş ve o terör örgütünü de, o ülkenin istikbalini kasteden insanları da, grupları da yok etmiş, etmeye de her zaman muktedirdir. Çünkü bizim ecdadımız gönülleri fethetmiş ve gittikleri hiçbir yerde zorla kalmamışlar. O bölgelerde adeta istenerek kalmışlar. Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'daki kardeşlerimizle bir araya gelmiş, büyük bir imparatorluğu kurmuş, bir hoşgörü iklimi kurarak bu imparatorlukta, bu büyük devlette birliği, dirliği, beraberliği muhafaza etmiş. Biz, bizim içimizdeki o önce bahsettiğimiz çimento zayıflamış, nasıl zayıflamış? İmanımız, inançlarımız o çimentoydu. Onu maalesef kendi içimizden ve dışımızdan bu inançları zayıflatarak kardeşlik halkalarımızı iyice çürütmüşüz, zayıflatmışız. Şimdi tekrar ihya etmemiz lazım. Bizim özellikle o bölgeyle, Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yla Marmara'yı kucaklaştırmamız, İç Anadolu'yu, Ankara'yı kucaklaştırmamız ve yeniden kardeşliğimizi tesis etmemiz lazım. Birbirimizi koşulsuz sevmemiz lazım. Kıyafetine, giyimine, diline, yaşayış tarzına bakmadan 82 milyon insanı kardeş yapmamız lazım. Birbirimizi bu anlamda koşulsuz, şartsız, amasız, fakatsız sevmemiz lazım. Bunu tesis etmezsek eğer biz bu yolda yürüyemeyiz. Yani tabii ki ekonomik güç mutlaka lazım ama önce birlik beraberlik lazım. Tarihi mekanlar ve şehitlikler toplumda tarih ve kültür bilincinin oluşmasına büyük katkı sağlamaktadır. İlk tarihi milli park olarak 1973 yılında kurulan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, günümüzde Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı adı altında ziyaretçi akınına uğramaktadır. Başkomutan Meydan Muharebesi, Nene Hatun, Sakarya Meydan Muharebesi, Kop Dağı Müdafası Tarihi Milli Parklarımızla Sarıkamış Allahu Ekber Dağları Milli Parkımız, tarihimizin şanlı zaferlerine şahitlik yapmaktadır. Her biri unutulmaz kahramanlık destanlarına şahit olmuş bu topraklarda yükselen tarihi milli parklar arasına şimdi bir yenisi daha eklendi. Malazgirt Zaferi'nin tarihe altın harflerle geçtiği alan, 17 Mart 2018 tarihinde tarihi milli park ilan edildi. Sultan Alparslan ve Malazgirt şehitlerine vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, içerisinde açık hava müzesi, Sultan Alparslan makamı, Sultan Alparslan namazgahı, tören meydanı, cami ve sosyal alanlar barındıracak. Ayrıca Milli Park içerisinde yer alacak olan 1071 Malazgirt Panorama Müzesi ise meydan muharebesini gerçekçi bir deneyimle yaşatacak. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, 1989 yılında ziyaretçilere açılan Malazgirt Zafer Anıtı'nın tanıtılmasını da sağlayacaktır. 42 metre yüksekliğinde ve 17 metre enindeki bu anıt, aralarında boşluk olan iki sütundan oluşmaktadır. Sütunlar arasındaki boşluk, Türklerin Anadolu'ya geçiş kapısını, sütunlarsa Anadolu'nun anahtarlarını temsil etmektedir. İlçemize gelin, bizim yemeğimize ortak olun, içtiğimiz suya bir bardak da içerek olsa ortak olun, ettiğimiz dualara ortak olun. Bazen dinlemek önemlidir, tarih kitaplarını okuruz, oradan buradan duyarız. Ama tanımak apayrıdır. Gelin bizleri bir tanıyın. Bugün vatanımızı kapısı olarak kabul ettiğimiz Malazgirt'imiz kapısını nerede bir çalın. Biz oradayız emin olun. O kapıyı açacak olan vatan sevdalar hep orada. Hep de orada olacak inşallah. Bu güzel toplantıda toplayarak bugün burada olmamıza vesile olan başta Gebze Belediye Başkanımıza, elbette ki Gebze Ticaret Odası Başkanımıza, bir Malazgirt'te olarak Malazgirt adı geçtiğinde gözlerindeki o heyecanı sizlere yansıttığı için ben ekstra teşekkür ediyorum. İnşallah dediğim gibi kapımızı çalmak için hepinizi bekliyoruz. Allah'a emanet.
temal ve amaç olarak tarihe istikamet veren, dünya hayatında ilahi ve insani tasavvuru Adem oğullarına hatırlatan kutlu elçilerle, bu tasavvuru bir ideal olarak benimseyen liderler her zaman var ola gelmiştir. Hazreti Muhammed, Ömer bin Abdülaziz, Muhammed Alparslan, Selahaddin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet gibi yüksek karakterli insanlar ve bunların temsil ettikleri ulvi mefkure, yalnız 100 yıl boyunca insanlığın karanlık ufkunu aydınlatan deniz fenerleri gibi vazife görmüştür. Kurucu tarihlerine dair gerçekçi öyküleri olmayan milletlerin tarih sahnesinde esamesi okunmaz. Bu sebeple iddia sahibi toplumlar kendilerini anlamlı kılan ve aynı zamanda milli ve yerli olan kaynaklardan beslenirler. Esasen milletlerin gerçek kimliğini tesis etmek de siyasi ve kültürel anlamda yerli ve milli beni tarih sahnesine çıkaracak sahih bir tarih okuma kültürü geliştirilebilmesiyle mümkündür. Bahse konu yerli ve milli kimliğin inşa edilmesinde 1071 tarihinde vuku bulan Malazgirt Muharebesi'nin hayati derecede önemli olduğunu, Müslümanlar arasında mevcudiyeti zorunlu müşterek his olgusuna odaklanabilmemiz için bu tecrübenin yeniden canlandırılmasını aslında beka sorunumuza dönüştüğünü vurgulamak isterim. Başarılması durumunda bu odaklanma özelde ülkemizin, genelde İslam dünyasının bugününü ve yarınını mamur edecek bir muharrik güce dönüşecek, aktüel anlamda bu yeni bakış açısının sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel açıdan yönelme eğilimi göstereceği hedeflerin sağlamasının yapılabileceği bir merci belirlenmiş olacaktır. İslam dünyasının Malazgirt Savaşı'ndan önceki durumu, Selçukluların oynadığı toparlayıcı rol, savaş esnasında Müslümanlar arasında güçlü biçimde tezahür eden birlik ruhu ve büyük zaferin kısa ve uzun vadeli sonuçları milletimiz için görmezden gelinemeyecek mesajlar içermektedir. Tarihen sabittir ki Selçukluların etkin olmaya başladığı 11. yüzyılın başlarında Müslüman toplumlar dünyayı dönüştürecek sadra şifa bir öneriye yahut iftihar edebilecekleri bir reel politiğe sahip değillerdi. Hazreti Peygamber'in vefatının hemen ardından başlayan geniş çaplı fetih hareketlerine bu süreçte ara verilmiş, halifeler ile Bizans imparatorları arasında Anadolu'nun doğu ve güneydoğu bölgelerinde durağanlık temelinde fiili bir durum oluşmuştu. Erken dönemlerden itibaren görülmekle birlikte kontrol altında tutulabilen siyasi ve dini ihtilaflar, İslam coğrafyasının hızla genişlemesi ve ülke içerisindeki sosyal çeşitliliğin artmasına paralel biçimde yeniden alevlenmiş, siyaseten Hazreti Peygamber'in manevi mirasını temsil eden Sünni hilafet bütünüyle güçten düşmüştü. Yemen'den Kafkasya'ya, Kuzey Afrika ve Endülüs'ten Orta Asya uçlarına kadar uzanan Müslüman ülkelerde Şia'nın çeşitli kolları, bugünkü Haçlı Şabi, ve örneğin haricilik gibi bugünkü IŞİD, farklı siyasi görüşleri savunan yeni güç birimleri muhalif sesler yükseltmeye başlamışlardı. Geleneksel İslam devleti bir merkez olmaktan çıkmış, Müslümanlar birbirleriyle mücadeleden başka bir hedefe odaklanamaz hale gelmişlerdi. Fatimilerle iyi ilişkiler içerisindeki Bizans'ın durumdan hoşnut olduğu bu zaman diliminde, İslam dünyası hem siyasi, hem askeri, hem de ekonomik açıdan, ama hepsinden önemlisi fikri açıdan can çekişmekteydi. Tuğrul Bey liderliğindeki Selçuklular tam da bu karanlık dönemde tarihin ufkuna düştüler ve bir fecr-i sadık gibi İslam dünyasının sabahına doğdular. 1055 yılında Bağdat'a gelip buradaki Şii Büveyhi hakimiyetini sona erdiren ve halifeyi himaye altına alan Tuğrul Bey, her şeyini kaybetmiş Müslümanlar tarafından bir umut ışığı olarak görülmeye başlanmıştı. Tuğrul Bey, kendisine bağlanan umutları boşa çıkarmayacağını, öncelikli hedefinin Mısır'daki Şii Fatimi halifeliğinin gücünü kırmak olduğunu ilan etmekle göstermişti. Nitekim hem Tuğrul Bey'in hem de onun ardından tahta çıkan Sultan Muhammed Alparslan'ın hassaten dış politikada El Cezire, Suriye ve Filistin hattıyla alakadar olmaları, bir tür İslam birliği kurma hedefine odaklanmaları cari bir dikkattir. Sultan Alparslan'ın Fatimilere son darbeyi vurmak üzere 1071 yılında Mısır seferine çıkmasını fırsat bilen Bizans,
yıllardır takip ettiği Kur'an politikayı bir tarafa bırakarak İslam dünyasına saldırmakla bahse konu ideali yok etmeye dönük ciddi bir hamlede bulunmuş ve Malazgirt Ovası'nda Muhammed Alparslan'ın karşısına bir yıkım ordusu olarak çıkıvermişti. Merkezi İslam coğrafyasına vahdet fidanları eken Selçuklular, geleceğe dair bütün ümitlerinin makesi oldukları Müslümanların dua ve desteklerini de arkalarına alarak 26 Ağustos 1071'de kendilerinden 4 kat daha kalabalık Bizans ordusu ile girdikleri muharebede mutlak bir galibiyetle çıkmışlardı. İslam dünyasının 11. yüzyıl ortalarında başlayan Selçuklu liderliğindeki büyük toparlanışın kristalize olduğu Malazgirt Zaferi ile birlikte burayı yurt edinen Müslümanlar 20. yüzyıl başlarına kadar ellerinde tutacakları İslam dünyasının fiili liderliğini üstlendiler. İran'ın yanı sıra Irak, Suriye, Filistin ve hatta daha sonraki dönemlerde Mısır'da meskun bir nüfus olarak görülmeye başlanan Türkler, bu tarihten sonra İslam coğrafyasının asli unsuru haline geldiler. Nihayet Malazgirt Zaferi'nin üzerinden 10 yıl dahi geçmeden Anadolu'nun tamamını fethettiler ve bu topraklar Müslümanların kat'i yerleşimine açıldı. Malazgirt ruhunu ve bu ruhun banisi Sultan Muhammed Alparslan'ı yerel, ulusal ve uluslararası boyutta tanınır kılmak, hatıralarını canlı tutmak ve şerefli ecdadımıza yakışır evlatlar olmak için adımlar atıldı. Bu adımlardan biri olarak Gebze Malazgirt kardeşliğini yürekten alkışlıyor, arz-ı hürmetlerimle beraber hazuruna saygılarımı sunuyorum. Geçmiş bir ilçesi. Fakat çok enteresan. Muş'ta maalesef Türkiye'nin sunucusu. Kişi başına bir gelirde, göçte, eğitimde. Evet, bunu üzülerek söylüyoruz. Fakat bu kadere razı olmamak için çalışmalar yapıyoruz. Eğitimde yüzler civarında olan talebe bursunu bu sene itibariyle 1071 rakamına getirdik. Şükürler olsun. Vakfımızda sertifika programı yapılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi hocaları tarafından çok güzel 60 saatlik Sayın Hocam bir sertifika programına başladık. 80 talebelik bir kontenjanımız vardı. Yüzleri boğdu müracaat. Mükemmel bir şey. Çok sevindirici bir olay. İnşallah memleketimizin kalkınmasını eğitimden başlatacağız. Bu konuda kararlıyız. Bütün arkadaşlarım, bütün hemşehrilerim. Burada bize yardımcı olan sanayiciler, iş adamları, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Saygılar, hürmetler, hayırlı akşamlar. Bu anlamlı toplantı her ümmet ferdini, burada ben ırk, din zirke etmiyorum, her ümmet ferdini ziyadesiyle heyecanlandırmalı. Mutlu etmeli lafı da yetmiyor. Yani ziyadesiyle heyecanlandırmalı. Yeniden bir cihan devleti olma yolunda bir besmele olarak kabul edilmeli. Bu açıdan bu toplantıyı Anadolu insanlarının İstanbul'daki mütemmim cüzü olan federasyon başkanlarımızın içinde bulunduğu bir platform adına bunları söylüyorum. 3 yıl önce siyasal irademizin başı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt'e bir büyük dikkat çekmesiyle Okçular Vakfımızın burada emeği olan bütün Okçular Vakfı çalışanlarına, yönetenlerine
ve Malazgirt'teki o büyük ortamı hazırlayan kıymetli zevata saygı sunmak ve teşekkür etmek de bir vazifedir. Malazgirt kutlamaları yolunda şehit olan Haluk Dursun hocamız bu beldenin bir evladı olarak ona da rahmet diliyorum. Ve hem Malazgirt Meydan Muharebesi hem de Anadolu'yu bize vatan yapan o büyük mücadelede şehit düşen büyüklerimiz ve özellikle de İstanbul'u fetheden ardından Kurtuluş Savaşı'mızda bizleri yine bu vatanda çakılı halde tutan o büyük iradeyle şehit olan kıymetli zevata da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır uzun boyludur rengi kızıl ya. Bir kızım vardır kaşları hilaldir adı Sakarya. İşte benim ben Anadolu'yum. Deminden başkanlarım da konuşmalarında hep geleceğe ve gençliğe atıf yaptılar. Ben de bu açıdan bu birliktelik gençlik için ne ifade ediyor biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 6-7 yıldır gençlik üzerine projeler yürütüyoruz. Gençliğin şu an en çok içinde olduğu problemler aslında bilgi birikimine ulaşabiliyor. Çok kolay ulaşabiliyor bilgiye. Ama bunu nasıl kullanacağı konusunda ve şuur konusunda, bilinç konusunda eksiklikleri var. Dünyada, Avrupa'da, Orta Asya'da, Afrika'da, Orta Doğu'da birçok farklı ülkeye gençlerimizi götürdük projelerle ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden çeşitli illerine götürdük. Çünkü biliyorduk ki mekan insana tesir eder, mekanın insanda bıraktığı etkiler olur. Ve bu etkilerde bizi en çok ülkemizde etkileyen yer, en çok etkileyen proje geçtiğimiz yıl yaptığımız Direnişten Dirilişe Anadolu'nun Kapısı adı altında gerçekleştirdiğimiz projeydi. Bu kapsamda üniversite öğrencileriyle birlikte Malazgirt'e gittik, Muş'a gittik. Oradan başlayan seferimiz doğuda farklı 3-4 ile dolaştık ve geldik. Birçok yere gittik, özellikle Türkiye içerisindeki değerlendirmelerden. Bizi en çok etkileyen yer Malazgirt oldu dediler. Malazgirt, Ahlat, bu bölgenin çok büyük bir etkisi olduğunu söylediler. Biz ülkemiz için neler yapabiliriz? 1000 yıl önce buraya gelmişiz. Bu arada çünkü direktmen görüyorlar, mezar taşlarını görüyorlar Ahlat'ta. Malazgirt'te o geceyi geçirdik 26 Ağustos zamanında. Orada o hissiyatı yaşadılar. Ve biz de ülkemiz için neler yapmalıyız? Bu soruyu kendilerine sormaya başladılar. Bu bizim için çok önemli bir noktaydı. Biz şu anki belediyenin kardeşliğini görüyoruz. Bu kardeşlikten gençlerimiz nasıl faydalanır? Geleceğimiz nasıl aydınlanır? Gençlerimiz tabii şuura varıyor ama bu şuurla birlikte yapmamız gereken de şeyler var. Çok çalışmamız gerekiyor. Burada da Gebze akla gelince Fatih Sultan Mehmet Han'ı görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın en son kaldığı yer, yani bayrağı en son bıraktığı yer Gebze olarak biz biliyoruz. Ve Fatih Sultan Mehmet döneminde bizim teknoloji olarak döneme kıyasla geliştiğimiz en makas aralığının en çok açıldığı dönemdi o zaman. O zaman o açıklığı daha hala yakalayamadık. Ama şu an bakıyoruz ki o teknolojideki o açıklık yine Gebze'mizden kalkarsa kalkar. Çünkü sanayi burada. Bununla birlikte teknoloji de bilimin de üstü Gebze. İnşallah Gebze'de bu birliktelik gençlerimiz için çok faydalı olacaktır diyorum. Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ruhuyla ülkesine karşı sorumluluklarını hisseden gençlerimiz inşallah Gebze'de
Fatih'in o açtığı teknoloji çığında şu an burada gelip teknolojiyle, bilimle daha fazla buluşarak, kendini geliştirerek inşallah Demirel de Başkanımızın dediği gibi 2053 ve 2071 hedeflerine bizleri ulaştıracaktır diyorum. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Kurtuluş Savaşı'na şehit ve gazilerimize minnet ve şükran borcumuz var. Onlar meçhul asker değil, adını peygamberinden alan Mehmetçiklerdir. Onlar zaferler tarihimize altın harflerle geçen sayısız destanların unutulmaz kahramanlarıdır. Belde-i Tayyip'i olan İstanbul'u fethederek peygamberimizin övgüsüne mazhar oldular. Çanakkale'yi geçilmez kılarak Düveli Muazzama'yı dize getirdiler. Viyana'da başlayan çekilmeyi 238 yıl sonra Sakarya Meydan Muharebesi ile durdurdular. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Afyonkarahisar'da "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle düşmanı İzmir'de denize dökerek Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunu gerçekleştirdiler. Onlar için ne yapsak az. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.